2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi herhangi bir değişiklik olmazsa 18 Haziran 2023'te yapılacak. Peki oy verme günü sandık başına gelen seçmenler partiye mi yoksa şahıslara mı oy veriyor? Cumhurbaşkanlığı seçimleri veya başkanlık seçimleri her 5 yılda bir yapılır. Önceki seçimler 24 Haziran 2018'de yapıldı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 18 Haziran 2023'te yapılacak. Bugün kente vatandaşlara genel ve yerel seçimlerde oyunuzu partiye mi yoksa şahsa mı veriyorsunuz diye sorduk. Birçok vatandaş oyunu şahıslara kullandığını söyledi. Ömer Bey, oyunuzu neye göre veriyorsunuz? Partiye mi veriyorsunuz, şahıslara mı veriyorsunuz? Hayır, oyumuzu çalışmaya göre veriyoruz. Yani memleketimize hangisi iyi çalışırsa, iyi hizmet ederse, kim olursa olsun ona veriyoruz. Yani. Biz bu şekilde bakıyoruz. Partiye mi veriyorsunuz, şahsa mı veriyorsunuz? Partiye veriyor. Partiye veriyor. Hizmetlerden dolayı mı? Tabii yoksa ki. Yoksa alışıldık bir şeyden dolayı mı? Tabii ki hizmet. Tabii ki. Genel olarak oy kullanırken oyunuzu partiye mi veriyorsunuz yoksa şahıslara mı? Partiye vermiyorum yani. Şahsa veriyorum. Yönetime veriyorum. Yönetime veriyorsunuz. Evet. Peki 2023 genel seçimlerinde hangi partiye vereceksiniz? Cumhurbaşkanımıza vereceğim. Partiye mi oy veriyorsunuz yoksa şahsa mı? Şahsa. Şahsa oy veriyorsunuz. Evet. Peki 2023 genel seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Recep Tayyip Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan'a. Şahsına veriyorsunuz, AK Parti'ye değil. Evet, AK Parti'ye vermiyorum, şahsına veriyorum. Oy kullanırken oyunuzu şahsa mı veriyorsunuz, partiye mi? Partiye veriyorum. Partiye veriyorsunuz. Evet. Genel seçimlerde kime vereceksiniz? CHP'ye vereceğim. CHP'ye vereceğim. Evet. Hizmetlerinden mi memnunsunuz, iktidara gelmesini mi istiyorsunuz? Hizmetlerinden dolayı memnunum CHP'nin. Ben bu şekilde yani. Peki 2023 genel seçimlerinde hangi partiye vereceksiniz? Yani genelde biz şey olduğumuz için AK Parti'ye veriyoruz. Peki genel seçimlerde 2023'te oyunuzu kime vereceksiniz? HDP'ye vereceğim. HDP'ye vereceğim. Evet. Partiye mi, şahsa mı? Ben bütün şahıslara desem. Şahıslara veriyorsunuz. Şahıslara desem anlaşılır mı acaba? Şahıslara. Şahıslara dediğim altlı zaman. Atlı mı atlı? Şahıslara dediğim anlaşılmıştır. Şahıslar, tek şahıs demiyorum.